Merhaba, ben Taha Karan. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Uzun bir süredir YouTube'a içerik üretemiyordum felsefeye ilişkin. Bazı imkansızlıklardan ötürü öyle söyleyeyim. Fakat artık zamanı geldi dedim ve kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bugünkü konumuz Platon, bugünkü ve bundan sonraki günlerdeki bütün konularımız aslında Platon olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben önceki videoları 10-15 dakika uzunluğunda çekmeye gayret ediyordum. Özellikle Thales Anaximandros gibi ciddi yapıtları, ciddi elinden çıkmış yazılı kaynakları olmayan filozoflar için söyleyeyim. Fakat ya genel olarak bu tarz şeyleri kısaltmaya çok sıcak bakmıyorum. Ama yapıyordum. Bir yandan da çünkü izleyici kaygısı da taşıyorum YouTube'da. Fakat Platon'a geldiğim zaman işler biraz değişti. YouTube'da, Türkçe kaynaklarda, yabancı da arattım, orada da pek bulamadım. Platon'a ilişkin kapsamlı, detaylı, böyle başından sonuna kadar bir kaynak yok. Dolayısıyla burada çekeceğim Platon serisi sadece bana ilişkin bir yapıt olmayacak. Yani benim ortaya attığım bir video serisi olmayacak. Aynı zamanda bir boşluğu doldurmaya da yarayacak. Bu anlamda bu seriye başlarken bir boşluğu doldurmanın sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum ve bu bilinçle, özür dilerim, bu bilinçle videoları çekeceğim. Bu anlamda videoları işte kısa tutmaya gayret göstermeyeceğim. Olabildiğince kapsamlı, detaylı ama çok da dallandırıp budaklandırmadan anlatmaya çalışacağım. Yaptığım girişten de anlamışsınızdır belki. Normalde hiç böyle girişler yapmazdım. Böyle güzel bir seri yapacağım. Platon'u farklı alanlarda, farklı şekillerde inceleyeceğiz. Özellikle ahlak anlayışı, siyaset anlayışı, ruh anlayışı, varlık ve bilgi anlayışının üzerinde ayrıyetten duracağım. Ondan sonra da Platon okumaları yapmayı çok istiyorum. Yani gerek Platon'un kitaplarının kısa olması, gerek diyalog şeklinde olması, gerek de o estetik, şiirsel üslubuyla çok keyifli geçeceğini düşündüğüm için en azından 4-5 tane kitabını bu seri sırasında okuyacağım ve okurken de işte sohbet etmeye çalışacağım. Böyle bir seri olacak. Bundan sonra Platon'dan sonra Aristoteles'e geçmeyebilirim. Çünkü üzerinde çalışmak istediğim başka bir konu var. O da Antik Yunan'da tragedya ve komedya. Bu da yani üzerinde ya çok önemli. Yani mesela Kral Oidipus eseri yine bir şekilde bilinir, Freud anlayışıyla birlikte yine en azından popülerdir, kulağımız bir şekilde o Oidipus'u duymuştur ama duyulmayan, bilinmeyen çok fazla tragedya var. Fakat tragedyalar edebiyatın, işte romanların, tiyatroların kaynağını teşkil ediyor ve önemli. Yani bunun da özellikle Türkçe kaynaklarda olmamasını çok içim el vermiyor olmamasına. Dolayısıyla bundan sonra o konulara da eğilebilirim. Bu arada bayağı rüzgarlı bir ortamdayım. Umarım sesim size iyi bir şekilde aktarılıyor. Dur. Geçmeden önce son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu video Platon'a genel bir giriş olacak. Bunu sohbet şeklinde daha fazla çekmek istedim. Daha doğrusu sohbet demeyeyim. Bunu spontane ve gelişi güzel çekmek istedim. Dolayısıyla ciddi öyle notlar alıp da sistematik bir şekilde bu videoyu anlatmayacağım. Kopukluklar, ayrıksı durumlar olabilir. Onlar için baştan affınıza sığınıyorum. Konuya girdikçe aslında konuyu daha da güzel bir şekilde ifade edebileceğimi düşünüyorum. Bir de uzun zamandır ilk defa video çekiyorum. Onun da heyecanı var üzerimde. Evet, Platon'a girelim. Platon her şeyden önce Yunan felsefe dünyasının
Yunan felsefe dünyasının problemlerinin içine doğmuş bir insan. Dolayısıyla Platon'u Yunan felsefesinin problemlerinden ayrı bir şekilde düşünmek doğru olmaz. Bu anlamda Yunan dünyasında arke anlayışını ve arke ile ortaya çıkan hareketin ve varlığın imkanı ve açıklanması problemini iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Eğer bu konuyla alakalı sorunlarınız varsa kanaldaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Bu özellikle Parmenides'te ve Herakleitos'ta çok ciddi bir çelişki olarak ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Yunan felsefesinde her şeyin neyden geldiği sorusu var. Yani etrafına bakıyorsunuz, bir sürü varlık, bir sürü hareket, bir sürü şey. Zaten filozofları yani Yunan felsefesinin temeli bu çokluğun arkasında bir birlik, bir temel, bir öz arama çabasında yatıyor. Ve bu çabanın ortaya çıkarttığı problemleri aslında çözümlemeye çalışıyor Yunan felsefe dünyası. Bu Thales'ten başlıyor. Thales, Anaximandros, Anaximenes'te her şey tek bir şeyden meydana geliyor. Tabii bunlar özellikle Platon'a gelinceye kadar arkeyi madde olarak anlıyorlar. Yani her şeyin, işte sudan, her şeyin havadan meydana geldiği aslında basit, ilkel. Fakat üst üste bindiği zaman yeni düşünceleri ortaya çıkartabilecek bir tarihsel gereklilik olarak okunabilecek şeylerle karşılaşıyoruz. İşte ondan sonra Herakleitos'ta, Parmenides'te varlık ve oluş çatışması ortaya çıkıyor. Bunu aslında artık ne kadar çözebilmiştir bilmiyorum ama Aristoteles çok farklı bir yaklaşım getiriyor buna. Artık arke maddeden çıkıyor. Yani her şeyin temelinde maddi bir şeyin olması fikri artık Yunan dünyasını yavaş yavaş terk etmeye başlıyor. Yavaş yavaş arke yerine Tanrı'yı almaya başlıyor Yunan dünyasında. Tabii bu uzun bir konu. Bunu burada bu şekilde bahsetmek kafa karıştırıcı olabilir. Fakat dediğim gibi eğer bu konuyla alakalı merak ettikleriniz varsa araştırmanızı tavsiye ederim. Videolarda, benim diğer videolarımda da buna ilişkin bazı temel bilgileri bulabilirsiniz. Platon kimdir? Öncelikle ondan başlayalım. Platon milattan önce 427 yılında Atina'da doğan, yaklaşık 80 yıl yaşayan ve yaşadığı zaman boyunca çok fazla eser yazan Yunan felsefe dünyasının en büyük iki filozofundan biridir. Özellikle ilk defa Platon sistematik, çok yönlü, tutarlı bir felsefe geliştirmiştir. Yani bundan öncekiler, Platon'dan öncekiler de evet bir anlamda felsefe yapmışlardır. Fakat Platon öncesi yaptığı şeyin tam olarak adını ve sınırlarını belirlemeye çalışmamıştır. Onlar evet doğruyu aramıştır. Fakat doğruyu arama metodunun kendisini sorgulayıp da bunu belirlemeye çalışmamışlardır. Bu anlamda kendi yaptığı şeyin felsefe olup olmadığını belirleyen bence veya belki diyeyim ilk filozof Platon'dur. Eğer yanlışım varsa düzeltin tabii ki de. Platon bu anlamda son derece sistematik bir filozoftur. Bunu farklı farklı alanlara ilişkin son derece güzel ve detaylı açıklamalarından da anlayabilirsiniz. Bu geleneği Aristoteles de sürdürecek. O da çok kapsamlı, sistematik bir felsefe geleneğine sürdürecek bu anlamda. Evet, Platon böyle. Platon Sokrates'in öğrencisi. Aynı zamanda Aristoteles de Platon'un öğrencisi. Platon Sokrates'in çok etkisinde kalan bir filozof. Eserleri bu arada diyalog şeklinde cereyan eder. Yani eserleri genelde kendi düşüncelerini diyalog şeklinde ifade eder Platon. Bu diyalogların baş kahramanı da genelde Sokrates'tir. Tabii gençlik özellikle dönemi eserlerinde genelde hocasının düşüncelerini bize iletir.
Fakat her ne kadar hocasından çok etkilense de hocasını ciddi anlamda aşmayı başarmıştır ve çok ciddi bir felsefe sistemi oluşturmuştur. Platon'un en önemli kuramı idealar kuramı. En önemli ve en orijinal kuramı diyebileceğimiz şey idealar kuramı. Buna sonra belki değiniriz. Platon nasıl bir filozoftur? En başta Platon'un felsefesi rasyonalisttir. Yani Platon rasyonalist bir filozoftur. Rasyonalist dediğimizde akla inanan, aklın temel olarak alındığı bir felsefedir Platon'un felsefesi. Akıl nedir? Akıl sınırlandırılabilen, ölçülebilen, belirli olan, genellenebilen, evrenselleştirilebilen, işte bizim bugün mantığımızla, muhakememizle vardığımız bir yapı. Bu anlamda aklı anlayabilmek için karşısına ne koyabiliriz? Karşısına da insanın işte duygularını koyabiliriz. Duyguları insanın nedir? Ele avuca sığmayan, aktarılması zor olan, evrenselleştirilemeyen, tutarlı olmayan şeylerdir aslında. İnsanın irrasyonel yanı. Platon akla çok ayrı bir önem verir. Felsefesini akıl temelinde gerçekleştirir. Bu anlamda öyle rövalist falan değildir. Yani hakikat tektir der. Kendi hakikatini de bu minvalde ortaya koyar. Tabii Platon her ne kadar rasyonalist bir filozof olursa olsun kişiliği bakımından romantik bir insandır. Mesela bu Aristoteles'te böyle değildir. İkisini karşılaştır derseniz eğer Platon biraz daha filozoftur. Aristoteles biraz daha bilim adamıdır. Platon biraz daha romantiktir. Aristoteles biraz daha realisttir. Platon biraz daha şairdir, biraz daha sanatkardır. Aristoteles biraz daha hocadır. Bu anlamda Platon'un felsefesi rasyonalist olmasına rağmen kendisi bir romantiktir. Bu ikisi birbiriyle çelişmez. Niye çelişmez? Çünkü Platon'un kişiliği aslında Platon'u felsefe yapmaya iten temel kaygıyı, yani Platon'un tecrübelerini, duygularını, yaşanmışlıklarını, yani irrasyonel yanını ifade eder. Siz evet aklı hükümranlığa geçirebilirsiniz. Her şeyi akıl ölçüsünde bileceksin diyebilirsiniz. Fakat sizi bu yöne iten temel kaygı sizin aslında bir hayalperestliğiniz olabilir. Bu anlamda Platon bir hayalperestti. En büyük hayali ise Platon'un mükemmel bir site kurmaktı. Siteyi devlet diye çeviriyorlar. Çok doğru bir çeviri değil aslında. Site o dönemki şehir devletleri. Yani Platon'un temel kaygısı aslında siyasal bir kaygıydı. İyi bir toplumun, daha doğrusu mükemmel bir toplumun, mükemmel bir yönetimin yaratılmasıydı. Zaten şöyle bir şey var. İyi bir devlet olmadan, iyi bir yönetim olmadan, iyi bir toplum olmadan iyi bir insan da olmuyor. Bu anlamda ahlak anlayışı da Platon'un siyaset anlayışıyla birdir. Aslında Platon'un bütün anlayışları birdir. Yani hiçbiri diğerinden ayrı değildir. Her biri birbirini besler, birbirini güçlendirir bu anlamda. Ama tabii Platon'u felsefe yapmaya iten temel kaygı Platon'un dediğim gibi mükemmel bir toplum, mükemmel bir site devlet, mükemmel bir ahlak yaratma çabasıydı. Yani aslında Platon iyi bir yaşam istiyordu. Platon'u buraya yönelten temel sebepler nedir diye sorarsanız iki şeyi örnek olarak gösterebilirim. Birincisi Platon M.Ö. 427 yılında doğuyordu. O sırada M.Ö. 431 yılında Pelopones Savaşı dediğimiz 27 yıl süren, Atina ile Sparta arasında süren uzun ve çok yıkıcı bir savaş vardı. Şimdi M.Ö. dediğimiz için bu tarihleri tersten okumamız lazım. Yani 427-431'den sonra
Yani Platon savaşın içine doğuyor 4 yaşındayken. Pardon, savaş 4 yaşındayken Platon bu savaşın içine doğuyor. Ve Peloponnes Savaşı 27 yıl sürüyor. Yani Platon 23 yaşındayken bu savaş ancak bitiyor. Yani doğumunuzdan gençliğinize kadar sürekli savaşın içinde olmanız sizi iyi bir devlete, mutlu bir devlete, mutlu bir yaşama olan özleminizi körükler. Bu anlamda sizin hayalinizde, sizin felsefenizde sürekli bu yöne doğru akmaya başlar. Bu anlamda Peloponnes Savaşı Platon'un felsefesini temel kaygısını oluşturan ana etkenlerden bir tanesidir. Bunlardan diğeri de o dönemde sofistlerin getirdiği entelektüel yıkım ve anarşi ortamıydı. Sofistlere ilişkin bir video ayırmıştım kanalda, ona da bakabilirsiniz. Sofistler genel olarak gerçeğin bilinemeyeceğini, bilinse dahi, pardon, gerçeğin olmadığını, olsa dahi bilinemeyeceğini, bilinse dahi aktarılamayacağını söyleyen, tabii bu en uç düşüncesi, söyleyen hakikatin sağlam bir temele dayanmadığı, kişiden kişiye göre değiştiği, işte gerçeklik dediğimiz, hakikat dediğimiz şeyin rüzgarda uçuşan yapraklar gibi olduğu bir düşünceyle alakalıdır aslında. Tabii hakikatin bir dayanağının olmaması, ahlakın da bir dayanağının olmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla insanlar doğru yaşamak istedikleri zaman neye başvuracaklarını bilmiyorlar. Ve bu iyi bir toplum, iyi bir site içinde çok yıkıcı bir durum. Düşünsenize, bütün değerleriniz yıkılıyor, ters yüz ediliyor. Değersizlik bir değer olarak atfediliyor. Yani çocuğunuz size saygısızlık yaptığı zaman ona ahlaklı olmasını söyleyemiyorsunuz. Çünkü o değeri kabul etmiyor. O hiçbir değeri kabul etmiyor. Dolayısıyla sofistler bir anlamda entelektüel bir çöküşü meydana getirmişti. Artık değer yoktu. Artık güvenebileceğimiz sabit şeyler yoktu. Ve bir anarşi hakimdi entelektüel düzeyde. İşte Platon bunların içerisinde doğup büyüyor. Ve Platon'un temel kaygısı ise sofistlerin felsefesine yönelttiği eleştirilerden meydana geliyor. Platon bu değişkenliği, bu ele avuca sığmaz hakikat anlayışını kendisine sığınabileceğimiz, kendisinden güç alabileceğimiz sabit, değişmez bir hakikatle karşılamaya çalışıyor. Bu biraz da karışık mı oldu bilmiyorum. Biraz daha açarak anlatmaya çalışacağım. Platon'un dünyasında hakikat tek ve evrenseldir. Öyle değişmez. Hakikat algılayan özneden de tamamen farklıdır. Hakikat oradadır. Siz bunu keşfedin veya keşfetmeyin. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Keşfedenler aydınlananlardır. Keşfedemeyenlerse aydınlanamayan, karanlıkta kalanlardır. Platon'un bilgi anlayışını en güzel açıkladığı şey aslında mağara alegorisidir. Mağara alegorisi dedim. Bu arada alegori tam olarak ne? Yani tam olarak ne anlama geliyor bunu bilmiyorum. Videodan sonra bakacağım. Mağara alegorisine özel olarak işleyeceğiz ileride. Platon, genel olarak söyleyeyim, mağara alegorisinde bir mağaranın içerisinde her tarafından bağlanmış, hiçbir şekilde hareket edemeyen insanlar var. Arkalarında bir ışık var, onların arkalarında da nesneler var. Pardon, ışık öndeydi herhalde, her neyse. Arkada oluşan nesnelerin hareketleri ışık aracılığıyla bir gölge oluşturuyor ve onların karşısında o nesnelerin gölgeleri oluşuyor. Bu insanlar hayat doğduklarından beri hiçbir şekilde kafalarını sağa sola hareket ettiremedikleri için hep o gölgeleri görüyorlar. Dolayısıyla hakikati o gölgeye zannediyorlar. Birisi diyor bir gün işte oradaki bir insanın bağlarını çözdüğü zaman
o insan o gölgeden yüzünü çeviriyor ve gerçek nesneleri görüyor. Sonra yukarı doğru çıkıyor, aydınlığa doğru çıkıyor. Güneşin aydınlattığı nesneleri görüyor. O anda bir gözleri kamaşıyor o ışık karşısında ve bir acı çekiyor aslında. Bu acı çekme işte insanın aydınlanmasıdır. Acı çekme dediğimiz zaman bunu ben mesela nasıl anlarım diye sorarsanız, bana göre de insanın kendisinden bile gizlediği, toplumu bırakın kendisinin dahi görmek istemeyeceği o kendi gölgesiyle karşılaşma anı olarak algılayabilirim ben. Yani insan yalan söyler. Bu insanın doğasıdır. İnsan en fazla kendine yalan söyler. İnsan gerçekliği, hakikati yalın ve çıplak bir şekilde ele alamaz. İnsan bastırır, insan süsler, insan görmezden gelir ve bir şekilde kendi gerçeğini muhayyiresiyle bambaşka, güzel, alımlı, kendine zarar vermeyecek bir şekle dönüştürür ve onunla aslında irtibat kurar. Bana sorarsanız da insanın aydınlanması kendisini, kendi gölgesini tüm o süslerden, tüm o yalan olan, yani insanın kendi muhayyiresiyle yarattığı şeylerden ayrı olarak tam bir çıplaklık içinde görmesi ve o anda o karanlık şeyi gördüğünde böyle bir anlık dona kalması, bir anlık o korkusu işte budur. Kendi gerçeğiyle karşılaşmasıdır insanın. Kolay değil tabii. O yüzden insanlar eleştirilmeyi, hiç kimse eleştirilmeyi sevmez. Ben dahil. Hatta ben başta eleştirilmeyi sevmem. Eleştiri insanı hakikaten hoşuna gitmeyen bir şeydir. Tamam, buna saygı duyabilir, eleştirmeye saygı duyar, buna sesini çıkartmaz. Fakat insan övülmeyi sever, eleştirilmekten kaçar. Evet, konuyu biraz dağıttım. Tekrar Platon'a dönelim. Platon bir benzetme yapar. Bu güneş nasıl şeyleri aydınlatıyorsa, hakikat de aynı öyledir. Nesneleri aydınlatır. Hakikatin kendisi o güneştir. Dur ya, burada iyi iddiasına girdik. Ben burayı hiç karıştırmayayım. Devam edelim. Her neyse, dediğimiz gibi Platon'da hakikat süreci mağarada şeylerin gölgesini gören insanın o zincirlerden kurtulması, o gölgelerin gölgeleri oluşturan nesnelerin kendisine yönelmesi ve o hakikati keşfetmesidir. Şimdi burada bir parantez koyalım. Bugün akademide en azından sorulan klasik bir soru ve verilen klasik bir cevap var. Felsefe nedir? Felsefe yolda olmaktır. Tamam. Ne demek bu yolda olmak? Felsefe sonucunda bir şeye varamayacağın, elinle tutabileceğin bir şeyin olmadığı tam olarak. Sürekli gittiğin, sürekli sorduğun, sürekli kendini bir şekilde dönüştürdüğün, kendin aracılığıyla etrafını dönüştürdüğün, yaşamı dönüştürdüğün, inançlarını dönüştürdüğün, yani karşılıklı olarak sürekli bir devinim içinde süren, bitmeyen bir yoldur. Biz bunu bu şekilde anlıyoruz. Her ne kadar inanmasak da buna inanmıyoruz. Kesinlikle inandığımıza inanmıyorum buna. Hele hele akademinin hiç, yani akademide bu sözü söyleyenlerin bunun hakikatine inandığını istisnalar hariç hiç düşünmüyorum. Platon'da felsefe bu demek değil. Platon felsefeyi sürekli olarak yürüdüğümüz bir yol olarak görmüyor. Platon felsefeyi sonunda hakikatin kendisine kavuşacağımız ve hakikate kavuştuğumuz zaman felsefenin bu artık sorma eylemini bitireceği bir şey olarak görüyor. Yani felsefe aslında bizim hakikate ulaşmak için kullandığımız bir araç. İnsan hakikate ulaştıktan sonra artık kemale eriyor. O felsefenin hakikatine sahip oluyor. Ondan sonra soru sormasına gerek kalmıyor çünkü hakikatin kendisine sahip oluyor. Burada tabii hakikatin insandan bağımsız bir şey olduğu gerçeğini de düşündüğümüz zaman gayet normal bir şey. Hakikate ulaştığın zaman hakikat seni aydınlatıyor. Ondan fazlasını aramana gerek yok.
Bu anlamda daha demin uzatmayayım dediğim konuya dönersek, Platon'da hakikatin kendisini Platon güneş olarak ifade ediyor. İyi. Yani benzetme olarak güneş şeklinde ifade ediyor. Güneş nasıl kendini şöyle söyleyeyim. Güneşe doğrudan baktığımız zaman güneşi göremiyoruz. Çünkü o çok parlak. Fakat güneşin bir şekilde ışık verdiği şeyleri görebiliyoruz. Onlar aracılığıyla biz güneşi tanıyoruz. İşte hakikat budur. Şimdi bunu neye benzettik? Cevap çok basit aslında. Bunu Tanrı'ya çok fazla benzetebiliriz. Tanrı da öyledir. Tanrı kendisi de yöneldiğimizde tam olarak anlayamayacağımız, gözlerimizi kamaştıracağımız, anlaşılamayan, çünkü bizim düzeyimizde olmayan bir şey. Fakat Tanrı öyle bir şey ki, diğer her şeyi mümkün kılan, diğer her şeyi anlamlı kılan bir şey. Biraz daha toparlayacak olursak, Tanrı aslında Platon'da ve diğer dinlerde de geçerlidir bu. Evrene ilişkin en büyük hipotezdir. Hipotez nedir? Bu hipotez genelde matematikte, geometride karşımıza çıkar. Hipotez, özü gereği kanıtlanamayan, fakat kendisi kabul edilmediği takdirde her şeyin anlamsız olacağı, kendisini kabul ettiğimiz takdirde ise her şeyin anlamlı olmasını sağlayan bir temel varsayımdır. Bunları biz varsayarız. İşte iki paralel kesişmez gibi. Bu varsayımları yapmadığımız takdirde her şey anlamsızdır. Bu varsayımları yaparsak da buradan bir anlam dünyası inşa ederiz. Bu matematikte de böyledir, mantıkta da böyledir. Mesela söz konusu mantıkta çelişmezlik ilkesi kendisine kanıtlayamayacağımız, çünkü kanıtlayacağımız bir aracın olmadığı, fakat kendisi olmadan hiçbir şeyi anlamlandıramayacağımız bir temel. Yani ne diyoruz? A olmayan olamaz. O halde bardak kaşık değildir. Şimdi siz bu varsayımı kabul etmeden konuşamazsınız, kendinizi ifade edemezsiniz, aklınızı kullanamazsınız. Bu varsayımla birlikte bunların hepsi anlam bulur. Dolayısıyla Platon'daki temel varsayımlar da, idea da, iyi ideası da kendisini tam olarak gerekçelendiremeyeceğimiz, anlayamayacağımız fakat onun aracılığıyla her şeyi anlayacağımız bir öz, hakikat, bir tanrı bir anlamdadır. Tanrı da öyledir. Yani Tanrı'yı akılsal olarak açıklayabileceğimiz, tam olarak açıklayabileceğimiz araçlardan yoksun olmamıza rağmen Tanrı fikrini kabul etmekle birlikte hayata anlam veririz. Ölüm fikrine anlam veririz. Hayatın sonluluğuna, sonsuzluğuna, çektiğimiz acılara, ızdıraplara bir anlam veririz. Şimdi nereden geldik buraya tam ben de kestiremiyorum ama Platon'un temel kaygısı bu. Platon fırtınalı bir denizde liman arayan veya fırtınalı bir denizde şöyle söyleyeyim. Fırtınalı bir denizdesiniz. Karanlık bir deniz. Sağınıza bakıyorsunuz simsiyah bir deniz, solunuza bakıyorsunuz simsiyah bir deniz. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla sizin tutunabileceğiniz bir bilgi de yok. Çünkü her şey bir diğerinden farklı değil. Yani sizin için sağ ve solun bir farkı, bir anlamı olur mu? Olmaz. Çünkü ikisi de aynı. Dolayısıyla her şey anlamını yitirmeye başlar. Fakat burada siz ne zaman bir dayanak koyarsınız ortaya, ne zaman ki bir kıyas yapabilirsiniz, burada artık anlam bulmaya başlarsınız. Yani bir tarafta gün batımı varsa, evet, gün batımıyla gün batımı olmayan tarafı birbirinden ayırıp kendinize bir yön tayin edebilirsiniz. Fakat hiçbir şey göremediğiniz bir gemi yolculuğunda, İster dümeni öne kırın, ister sağa kırın, bunun
hiçbir anlamı yoktur. Bu anlamda Platon felsefesinde ki bu temel hakikat arayışı ve bu temelle birlikte anlamlandırabileceği bu dünya anlayışı aynı bu her taraf karanlık denizler arasındaki bir liman gibidir. Yani Platon tutunabileceği bir liman aramaktadır kendi felsefesinde. Bu felsefesinin temeline de ideaları yerleştirmiştir. Şimdi bu konuyu çok da fazla karıştırmadan Platon hakkında söyleyebileceğim başka şeyler var mı? Onlara bakalım. Evet, Platon dediğim gibi Platon en başta bir siyaset filozofudur. Yani siyaset hakkında öncelikle düşünen bir filozoftur. Bilgi anlayışı da aslında siyaset ve ahlak anlayışını temellendiren, destekleyen şeylerdir. Yani siz sabit bir hakikatten bahsetmeden sabit bir ahlaktan da bahsedemezsiniz, sabit bir devlet yapısından da bahsedemezsiniz, sabit bir yasadan da bahsedemezsiniz. Bu anlamda şimdi siyaset felsefesine girdiğimiz zaman Platon'la alakalı en fazla bilinen şey, en fazla bilinen demeyeyim, en çok duyulan şey, malumat olarak duyulan şey, Platon'un filozof kral düşüncesi. Bu düşünceye göre bir kral, yani bir yönetici aynı zamanda bir filozof olmalıdır veya bir filozof yönetici olmalıdır. İkisini birbirinden ayırdığınız zaman o sistem çöker Platon'a göre. Burada filozof derken kastettiği aslında entelektüel faaliyetlerde bulunan tümelin, yani kavramların bilgisine sahip olan kişi anlamına geliyor. Platon'un mükemmel bir siyaset felsefecisi olmasından ve çok güzel bir siyaset kuramı kurmasından ayrı olarak ve buna tezat olarak Platon politikada son derece beceriksiz bir, beceriksiz demeyeyim, çok hoş bir kavram olmadı, başarısız bir insandır. Bana göre siyasetin özünü anlayamamıştır. Biraz fazla romantiktir. O yüzden de siyasal hayatında da başarılı olamamıştır. Bunu nereden biliyoruz? Platon o dönem Sicilya'da yaşayan bir kral veya tiran dersiniz artık davetiyle Sicilya'ya gidiyor. Sicilya'da bunun kayınbiraderi dediğimiz bir adam var. Onunla çok yakın dostluk kuruyor ve orada kendi siyaset felsefesini uygulamaya çalışıyor. Yani diyor ki bak diyor, ne güzel bu sitenin, bu devletin en önemli adamlarıyla ben beraberim. O halde bu siyasi düşüncelerimi burada uygulamaya çalışayım. Fakat inanır mısınız? 3 defa gidiyor ve 3'ünde de başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani Platon'un çok güzel bir siyaset kuramı var. 3 defa bu siyaset kuramını uygulamaya çalışıyor. 3'ünde de başarısız oluyor. Hatta bir tanesinde köle oluyor. İşte ikisinde de atılıyor orada. Niye peki? Yani Platon burada neyi yanlış yapmıştı? Yanlış yaptığı şey aslında filozof kral kavramının kendisiydi. Buna mesela Machiavelli'de tam hatırlamıyorum, oraya girmeyeyim. Şeyde daha iyi hatırlıyorum, İbni Haldun'da. İbni Haldun der ki filozoflardan iyi siyasetçiler olmaz. Çünkü filozoflar daha soyut düşünürler, daha çok genelleme yaparlar. Genelleme yapmaya meyillidirler. Fakat siyaset tek tek şeylerin işidir, tikellerin bir ilmidir. Siyasette önemli olan tecrübedir. Yani şöyle söyleyeyim. Siz istediğiniz kadar insan, işte insan şöyledir, insan böyledir. İstediğiniz kadar bunu düşünün. Fakat karşınızdaki insanı yönetebilecek yetenek için bu bilgi yeterli değil. Aslında köstektir diyebiliriz. Çünkü filozoflar genelleme yapmaya çok meyillidirler ve bu anlamda oradaki tek tek farkları göremezler. Bu anlamda düşünceyle burada eylemin bir çatışması var. Filozoflar belirli kuramlar ortaya atarlar. Siyasetçilerse bunlara bakarak kendi yetenekleri, kendi tecrübeleri ışığında bunu uygulamaya
koyabilirler ancak. Vallahi yine karıştırdığım gibi ama olsun. Yani temel olarak şundan bahsetmek istiyorum. Filozof Platon'da siyasetçilerin felsefe bilmesi, felsefe yapması daha ziyade şimdi şöyle anlaşılıyor. Buraya niye gelmiştim? Heh, şimdi hatırladım. Burada yanlış bir algı var. Yanlış algı şudur. Sanki Platon şunu diyormuş gibi anlaşılıyor. İşte ülkeyi yöneten insanlar bilgili, entelektüel insanlar olsunlar, kitap okusunlar gibi anlaşılıyor. Fakat alakası yok. Burada Platon'un bahsettiği şey yöneticilerin olaylara felsefi açıdan, yani tümeller, kavramlar açısından bakması gerektiği. Yani diyor ki sen diyor Ali'yi, Ayşe'yi, Mahmud'u tanımana gerek yok diyor. Sen diyor bu insan kavramının kendisini tanısan siyasette başarılı olursun diyor. Fakat maalesef bunun gerçekliği yok. Ya bu şeye benziyor. Hani mesela filozoflar genelde, filozofların kadınlarla olan ilişkileri çok maalesef iç açıcı değildir. Hayatında hiçbir kadınla beraber olmamış bir filozofun kadın hakkında çok böyle güzel, incelikli, detaylı şeyler söylediğini duymuşsunuzdur, duyarsınız. Kadın böyledir, kadın şöyledir falan. Fakat maalesef kadın hakkında söyledikleri bu genel düşünceler bir kadınla beraber yaşayabilmeyi, o kadını idare etmeyi, o ilişkiyi sürdürebilmeyi, sürdürebilmesi için yeterli değildir. Aslında köstektir. Çünkü sen ister istemez bu tarz genellemelerle, çünkü felsefe bir genelleme, bütün genelleme sanatıdır. Genellemelerle o insanı bir kategoriye sokmaya çalışırsın. Ve bu anlamda sonuç alamazsın. Evet, bu bölümde şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu bölümde çalışarak, not alarak sistemli bir şekilde anlatmaya çalışmadım. Zaten kafam yorgun, kafam dağınık. O yüzden konuyu da bayağı dağıttım gibi. Umarım konu anlaşılır olmuştur. En azından parmak basmak istediğim noktalarda bir iki cümle de olsa aktarabilmişimdir bu anlamda. Çünkü bundan sonra Platon hakkında çekeceğim videolar bunun üzerine şekillenecek. Bununla beraber incelenecek. Şimdi videoyu kapatmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Platon hakkında söylediğim şeyleri bir otorite olarak söylemiyorum. Bir okuyucu, sade bir okuyucu olarak söylüyorum. Bu anlamda yanlış, eksik gördüğünüz yerleri muhakkak belirtin. Bundan çok mutlu olurum. Bu aslında benim borcum. Yani çünkü buradaki çektiğim bir video sürekli olarak kalıyor. Bir yaptığım, söylediğim bir yanlışı insanlar sürekli olarak duyuyorlar. Dolayısıyla bu yanlışı benim öğrenmem, düzeltmem çok yerinde ve gerekli olacaktır. Onun dışında Platon hakkında daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hemen bir notlarıma bakayım ben. Birkaç tane not almıştım. Evet. Çok da not almamışım aslında. Ha bu arada Platon'la alakalı bir şeyden daha bahsedeyim. Platon'un felsefe yapmaya veya yaptığı felsefeyi şekillendirmeye iten irrasyonel bahsettiğimiz sebeplerin içerisinde Sokrates'in ölümü de var. Bu çok acı bir şey. Hocasının o dönemin işte aslında Sokrates'i öldüren şey demokrasidir. O anki demokrasi anlayışının bir tezahürüdür. Bu 27 yıllık savaş, Peloponnes Savaşı bittikten biraz daha sonra, herhalde 5-10 yıl içerisinde Platon'un çok değer verdiği hocası Sokrates o dönemin demokrat yönetimiyle idama mahkum ediliyor. Bunun da aslında Platon'un demokrasi anlayışında şekillendirici bir etkisi olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Tabii şimdi Platon birçok filozof gibi demokrasi yanlısı değil. Filozofların çoğu demokrasiyi sevmezler. Fakat demokrasi deyince bugün bize anlatılan demokrasi rüyasından çok farklı şeyleri anlıyoruz. Yani biz bugün demokrasiyi özgürlük ve
sekülerizmle beraber ve gerekli, yani birisi olmadan diğeri olamazmış gibi ele alıyoruz. Demokrasiyi bir şeriat karşıtlığı olarak ele alıyoruz. Fakat alakası yok. Yani bu değerler çok farklı şeyler. Fakat hani demokrasi de olsa bize dayatılan bir gerçek var. Ne olduğunun önemi yok. Yani demokrasi de her ne kadar özgürlükçü düşünce adı altında ortaya çıksa da kendisi bize bir şekilde dayatılıyor. Ve bu dayatmayı aşmamız gerekiyor. O yüzden içinde bulunduğumuz yüzyılın hakim söyleminden biraz uzaklaşmamız iyi olacaktır. Bu anlamda filozofları okurken sakın öyle demokrasiye şunu demiş falan diye düşünmeyin. Hatta sadece demokrasi olarak da düşünmeyin bunu. Kendi değerlerimiz olarak düşünelim. Düşünmek istiyorsak kendi değerlerimizden, kendi değerlerimize savaş açan, karşı çıkan şeyleri soğukkanlılıkla, sağduyuyla dinleyebilmemiz gerekiyor. En başta şunu anlamamız gerekiyor. Değerler değişkendir. Değerleri oluşturan şeyler vardır. Bugün bizim anladığımız insanların işte eşitliği, haklılığı, kadınlara ilişkin şeyler, köleye ilişkin değerler. Bunlar bu çağın yansımalarıdır. O yüzden binlerce yıl önceki insanları yargılarken lütfen içinde bulunduğumuz değerler aracılığıyla bunları yapmayalım. Yoksa Aristoteles'i okurken, Platon'u okurken kadın düşmanlığı yaptığı için onlara öfke, nefret duyabiliriz. Bu da aslında bizim ne kadar da felsefenin ruhuna aykırı davrandığımızı ve felsefe yapamayacağımızı aslında belirtir. Yani bu görebildiğim kadarıyla maalesef akademinin de temel sorunu. Çünkü onların genel anlamıyla söylüyorum, felsefe yapmak gibi bir amacının olduğunu düşünmüyorum. Ya bu haksız bir eleştiri olarak görülebilir bu. Fakat maalesef böyle. Yani bundan ben evet sitem ediyorum çünkü kafamı nereye çevirsem belirli şeylerin savunuculuğunu bağırarak yapan insanların bir yandan da felsefe yapmaya çalıştığını görüyorum. Fakat mümkün değil. Yani felsefe öyle bağırarak, çağırarak, slogan atarak, kendi değerlerini tek hakikatmiş gibi suratlarına çarparak olacak şey değildir. Felsefe insanın en başta kendi o hiçbir zaman görmek istemeyeceği, gördüğü zaman korkarak sıçrayacağı, nefret edeceği, o çıplak, o korkunç tarafını arama, bulma ve onunla yüzleşme sanatıdır. O yüzden nerede öfkeleniyorsak orayı törpülememiz gerekiyor ki felsefenin ruhuna uygun bir şekilde davranabilelim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru, görüş, yorum, eleştirilerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Karşılıklı bir etkileşim olması bu videoları çok daha kaliteli bir hale sokacaktır. Hepinize bol düşünmeli, bol sorgulamalı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Ve tekrardan eğer buraya kadar geldiyseniz de beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Öyle. Görüşmek üzere.